istediği talebinde bulunuyor. Ve ikinci seferinde bu açıklamayı yapıyor. Ek ifade veriyor, evet. Ek. Neden? O ek ifade verme gereğini niçin duyuyor? Sık sık gidiyordu, aklıma bir şey geldi, ben jandarmaya gideceğim deyip evden çıkıyordu yani. Yani süre ek içinde. İfade verme ama gereği neden duyuyor? Niçin açıklıyor özel şeylerini? Yani şu olabilir, yani ileride günün birinde bir süre sonra yapmış olduğu telefon görüşmelerinden özel bir ilişkisi olduğunun çıkabileceği meselesi, evet yani o ihtimal, ama o tek başına yeterli değil. Yani bu kadıncağızın kalkıp gidip de ek ifade vermesinin özel bir sebebi olmalı. Ne gibi? Birisi bilmiyorum. birisi onu yönlendirmeli o zaman. Evet. Yani bilmiyorum. Bu son derece önemli bir şey bence. Yani, ben de şöyle düşünüyorum Arif Bey. Şimdi insanın çocuğu, dediğim gibi hani, yani bırakmayalım tabii, normalde bırakmayalım da. Hadi böyle bir ilişkide, böyle bir karı kocalık ilişkisinde kocayı bir tarafa zaten kendisi bıraktığı için hadi bir kenara koyalım diyorum. Ama oğlunuzu gelip birisi alıp mağaralara götürüyorsa, sizin de oğlunuz yok ortada. Jandarmayı aradığınızda ilk söyleyeceğiniz olan benim oğlumu Ahmet, Mehmet, Hüseyin neyse kaçırdı demek değil midir? Bakın ama burada yani gene gelip referans noktası olan Dilber'in karıştığı cinayete geliyoruz. Orada da Dilber'in çocuğu söz konusuydu. Anne ne kadar ısrarlı biçimde reddetti. Şimdi demek efendim, ki olamıyor. Burada, gibi değil, burada rahmetlinin referans, birinci evliliğinden yani, iki oğlu mu var? Evet. Dilber meselesi şu anda, tam bir referans yani. Şu anda rahmetliyle birlikte diğer oğlu, küçük oğlunu da öldürmekten menfaati olan birilerinin olması lazım. Evet, şimdi oraya da geleceğim çünkü menfaati yok aslında bu hanımefendinin. Şimdi Aydın Doğan Işık telefon attığımızda sizin erkek kardeşiniz, evet. Necmi Bey'in oğlu. Efendim günaydın. Alo. Günaydın, alo. Buyurun efendim. Alo, siz olay alo. Sırasında, Aydın Bey siz olay sırasında askerdeydiniz değil mi? Evet, yanlış hatırlamıyorsam. Ve hatta olay günü üvey annenizle iki tane telefon görüşmesi yapmışsınız. Evet. Hem de tam olayın işleneceği sıralarda, yani işlendiği sıralarda, ne tesadüftür ki değil mi? Yani evet, 6:30 civarlarıydı. 2 saat önce. Ne konuştunuz? Ben askere gideli 25-26 bin falan olmuş, babam ilk defa beni aradı. O gün. Evet. 5:30-6'ya geliyordu. Ben yemekte olduğum için açamadım telefonu. Ondan sonra yemeğimi yedikten sonra çağrı attım. Babam tekrar aradı. Oturuyor ya, yani, silajın üstünde oturduğunu söyledi bana. İşleyeceğimiz konu da oldukça enteresan. Özellikle Karadenizli vatandaşlarımızdan yardım isteyeceğiz. Neşe Yıldırım'ın da kayınvalidesi ve iki görümcesi kayıp. Kayınvalideniz kaç yaşındaydı? 70. 70 yaşında. Evet. Görümceleriniz kaç yaşında? 40. 40 büyüğü, 37 kucuğu. Evet, yani 40 ve 37 yaşında iki hanımefendi ve 70 yaşında da anneleri kayıp. Hiçbir şey, yani şöyle söyleyeyim, hani evlerine gidiyor torunları, kapıyı çalıyor, yok, konu komşuya soruyor, diyorlar ki evden dışarı çıktı. Ve o gündür hiçbir haber alınamıyor. Hani genç kız değil ki sevgilisine kaçtı diyelim. 3 kişi bir de bunlar. Nereye gitti? Sürmene hem Karadeniz'de, evet, hem İstanbul'da Sürmene halkı da ayaklandı. Bu 3 hanımefendiyi arıyorlar. Nerede? Bütün hastaneler aranmış. Sağ sol aranmış, konu komşu aranmış, akrabalar aranmış. Bütün akrabalar ayakta. 3 hanımefendi arıyorlar. Neşe Hanım da buraya geldi. Sesini duyurabilmek için, sizlerden yardım istemek için. Az sonra o konuya da gireceğiz. İnanılmaz bir olay. Evet. O da hakikaten inanılmaz bir olay. Nerede bu 3 kadın? Yani gidebilecekleri bir yer yok. 70 yaşında anneyle beraber nereye gidilir? Hani kaçtı desen kaçtı değil. Nereye götürülür? İnanılır bir olay değil. İnşallah onları da bulacağız. İnşallah. Ve Aydın Doğan Işık telefon attığımızda rahmetli Necmi Bey'in oğlu olay sırasında askerdeydi ve olay günü babasıyla ilk kez 25 günlük askerken konuştuğunu anlatmıştı reklam öncesinde. Aydın Bey. Evet. Üvey annenize ya da babanızı konuşmalarında herhangi bir gariplik hissetmiş miydiniz o gün? Yok, hissetmemiştim. Hiçbir şey yok. Normal, olağan bir, evet, gündü. Evet, normal. Herhangi bir gibi. Siz sonra konuşmayı saat kaçta yaptınız?
6,5 civarı yaptık. 6,5 civarı yaptınız. Evet. Kapadınız. Zaten 7,5 civarı üvey anneniz erkek arkadaşıyla görüştüğünü söylüyor. Yaklaşık 20 dakikalık bir görüşme bu. Yani 8'e 10 kala bir görüşme oluyor. İşte ne olduysa da o 8'e 10 kala ile 9 arasında oluyor ki 9'da üvey anneniz çıkıp akrabalarına gidiyor değil mi? 9, evet. 9,5 evet. civarı. Evet. 9'da akşam mı 9,5'da mı? 9-9,5. 9-9,5 arası. Akşam mı? Akşam. 9-9,5 civarı akrabalarına gidiyor. Oğlumla kocam yok diyor. Yani eğer işte siz konuştunuz o 20 dakikalık o telefon konuşması. Dediğim gibi 8'e 10 kalayla 9'u 10 geçe 9 arası oluyor. Ne olduysa o çiftlikte. O Peki. çiftlikte yaşananlar sır ama işte o sırrın çözülmesi için Bir zaten çalışıyoruz. Soru. Bu yok ihbarı yapıldıktan ne kadar sonra cesetler bulunuyor? 6 gün sonra. 6 gün sonra bulunuyor cesetleri yine aynı çiftlikte. Peki şimdi her iki kardeş de buradayken öncelikle babanızın bir miras davası var. Kardeşleriyle ilgili bir olaydan ne kadar zaman önce o miras bölüşümü oluyor? 25 gün önce falan olmuş o da. Bu mallar, tarlalar babama dede yani dededen kalma, dedenin üzerine. Dedem öleli yani ben doğmadan ölmüş. Öldükten sonra alınan tarlalarda büyük kardeşin üzerine yapılmış. Yani aralarında bir paylaşım yapılmış. Sen o tarlayı ek, sen o tarlayı ek ama tapular dedemin ve amca büyük amcamın üzerine. Bunu daha yeni halletmişler. Yani 25 gün önce olaydan. Yani bu bir problem de olduğu söyleniyor ama. Yani hatta bir problem oldu ama siz her ne kadar bunu hani 3 dönüm verdi, geçiştirdi falan deseniz de aile içinde bu mal bölüşümünden bir problem olduğu da söylenenler evet, arasında. Evet, evet. Değil mi? Evet. Yani babanızın diğer kardeşleriyle evet. böyle bir mal bölüşümü. Evet. Yani anlaşmazlıklar yaşanmış tabii bu paylaşım sırasında. Peki tapular alınmış mıydı? Tapular alınmış işte 25 gün önce alınmış. Alınmıştı. Peki babanızın mallarını evlatları arasında bölüştüreceği iddiası? Böyle bir iddia yoktu. Yani böyle bir şey yoktu. Yoktu ama mesela bunu da konuşanlar var. Yani oğulları arasında bunu bölüştürecekti. Ama bu yani asılsız bir şey. Yani hiç böyle bir şey ben hatırlamıyorum bizim evimizde. Babamda ya da kardeşimde böyle bir konuşmanın oldu. Yok yani böyle bir şey. Şimdi Ergün Hanım eğer birisi birisini öldürüyorsa. Evet. Bu sonuçta ben tabii Nihayet Hanım diyorum. Nihal diyorsunuz. Evet. Evet. Nihal Hanım bu konuda delil yetersizliğinden şu anda serbest bırakıldıysa. Birisi de birisini öldürüyorsa bir evet. menfaati olmalı değil evet, mi işin içinde? Evet, evet. Şimdi neden dolayı öldürür birisi birisini diye bakmak lazım. Önce menfaat konusuna girelim. Evet. Yani babanız öldürüldü. Sizin üvey annenize miras ne kalıyordu? Şimdi mirastan dolayı babanıza o mallar verildiyse babanızın özel malları oluyor. Evet. Özel malları olduğu için eşine o mallardan bir şey kalmıyor. Öyle değil mi? Eş durumundan yani. Ama şimdi özel mallar eğer. %25. Özel dediğiniz neyi kastediyorsunuz? Evet. Yani mirasla kalan şeyler karı koca arasında bölüştürülmüyor ya. Evet. Yani o da mirasla aldı. Yani dedesinden miras kaldı yarın bir gün bir şey olduğunda. Bunu söyleyebilirim. Yine bakın şimdi. Dededen kalan mallar rahmetli neydi ismi beyefendi babanızın? Necmi. Necmi Bey'e kalacak. Evet. Necmi Bey'in üzerindeki bütün mallar. Eşinin olacak. Hem çocuklarına hem eşine. Taksim edilecek. Evet. Şimdi hayır ben şunun için söylüyorum. Normal ölümde böyle. Evet. Ama bir boşanma olsaydı. Boşanma olursa şimdi, hanımın hakkı gidiyor çocuklarınki devam. Evet. Evet. Hayır yani boşanma olsaydı mal bölüşümünde onlar mirastan kaldığı için eş durumundan alamayacaktı. Alamayacaktı. Yani böyle bir. Ama oğlu alacaktı. Bakın burada çocuğu bu miras durumuna sokmanın mümkünatı yok. Çünkü çocuk aynı zamanda annesinin garantisi yani annenin sigortası evet. anne alamadığı malı oğlu vasıtasıyla elde edecek. Oğlunun velayeti annede. Yani Necmi Bey hayatını kaybettiği takdirde hanımefendi hem kendi adına hem oğluna velayeten çift hisse sahibi olacak. İki hisse alacak. Hayır yani şunun için söylüyorum. Nihal Hanım'ın maddi sebeplerle babanızı öldürmesinin ona bir faydası yok. Hele oğlunu öldürmesinin hiç yok. Hiçbir faydası hiç yok zararı şey var. Hele oğlunu evet. öldürmesinin hadi zararı var. Yani kendisine. Böyle bir şey burada yaptı. Bir menfaat meselesi benim aklıma pek gelmiyor.
Ne geliyor hocam? Yani burada 40 küsür tane bıçak darbesiyle adamın öldürülmesi, çocuktan vazgeçilmesi hadisesi işin içinde daha çok duygusal sebeplerin ağır bastığını düşündürüyor bana. Özel bir kin var hocam. Özel yani, bir kinle. Yani o kinle... belki hatta babayı öldürmeden evvel bu kişiler babaya gerekli ızdırabı yaşatsınlar diye belki onun gözleri önünde önce çocuğu katlettiler. Ondan sonra da döndürür babaya. Yani bu çok berbat bir intikam hissinin ama öyle yani, bir düşmanı yok ki babamın. Yok, bir dakika, var ya da yok. Ama olayın oluş biçimi bize dışarıdan bakan kişilere duygusal sebeplerin daha ağır bastığı izlenimini veriyor. Yani o 47 bıçak darbesi mi size bunu düşündürtüyor hocam? Çocuğun gözden çıkarılması ve 47 bıçak darbesi meselesi. Biz bunu hani daha evvel de konuştuğumuzda hani bu kadar bir öfkeden mesela bir kıskançlık demiştik, yani kıskançlıktan olabilir. Bir öfke neticesi olabilir. Cinsel içerikli bir şey olabilir. Hani sizin koyduğunuz şeyleri ben size tekrarlıyorum ama yani bu kadar çok bıçak darbesi ya da diyorsunuz demiştiniz daha evvelki olaylardan bir madde etkisiyle. Ancak yani bir insanın 40-45 darbeyi vurabilmesi çok profesyonel katillerce de olabilir. Çok profesyonel katil. Şimdi hocam müsaade ederseniz bir konunun altını çizeyim. Biz ilk önce mahkemelerde halen derdest bulunan yani halen devam ede gelen davalar üzerinde yorum yapmanın hukuken sakıncalı olduğunu bilen kişileriz. Onun için biz burada işin hukuki safhasına özellikle dokunmadığımızın altını çizmek istiyorum. Tamamen biz işin hukukun dışında bir takım tartışmasını yapıyoruz. Yani münazarasını yapıyoruz, tartışmasını yapıyoruz, kanaatlerimizi ihsar ediyoruz. Hukuka olan saygımızın altını çizerek konuşmamızı devam ettirelim diye arzu ettim. Buyurun hocam, bunu genel olarak belirtmek istedim. Bu olayın en başından beri, yani biz hangi kapıyı çaldıysak bize söylenen adalete güvenin, sabırlı olun. Adalet kılı kırk yarar ama gerçeği ortaya çıkarır. Eğer adalet buysa ben bu adaleti istemiyorum. Yani böyle bir adalet olamaz. Adalet mi şimdi bu? Adalet mi yani? Mahkeme. Ama şimdi eğer cinayeti işlemeyen birinin de cezaevinde tutulması adalet, adalet değil. Yani doğruyu da bulmak önemli. Şimdi o yüzden tabii biraz geniş perspektifte de bakmak gerekmez mi? Şimdi Ergün Peki, Hanım mahkeme belki... Mahkeme bunun için ne yapmış? Bakın Ergün Hanım belki de bugün eğer bu hanımefendi bu takım bahsettiğiniz zikzaklar içerisinde değişik ifadeler kullanmamış olsaydı ve şüpheyi üzerine çekici bir durum ortaya atmasaydı, tutuklanmasaydı, belki emniyet birimlerinin çalışmaları gerçek katil veya katillere de doğru daha süratle mesafe kat etmiş olabilirdi. Tıpkı aslında Özdoğru ailesinin yaşadığıyla o kadar benziyor ki. Her ikisinin bu kadar yani şu anda tek hedefi hemen peşinen kabul etmiş olmak belki gerçek hedefi ortadan kaldırmış olabilir. Yani biz yine de temenni edelim ki bu işi yapan veya yaptıranlar inşallah hem ilahi adalette hem dünyavi ve beşeri adalette yakalarını adaletin pençesinden kurtarmamış olsunlar. Peki şimdi bu miras davasına gelmek istiyorum Aydın Bey telefon attığımızdayken. Şimdi sizin bir erkek kardeşiniz daha var. Ve deniyor ki bu mirastan dolayı yani babanızın üzerine aldığı ve sizlere de bölüştürülmesi düşünülen miras davasından dolayı babanızla bir tartışması olduğu söyleniyor. Bunu söyleyen de yine diğer komşu yani Nihal'le babamın çok iyi geçindiğini, çok mutlu olduklarını söyleyen komşulardır bunu. Asılsız, tamamen asılsız bir şey. Ama bakın siz orada yaşamıyorsunuz değil mi? Yaşamıyorum. Evet. Siz İstanbul'da yaşıyorsunuz. Balıkesir'de yaşıyorsunuz. Pardon. Yani babanızla kardeşiniz arasında ne geçtiğini aslında çok da iyi bilemeyebilirsiniz. Evet. Öyle değil mi? Evet. Şimdi o komşular belki hani bizler hepimiz bunu yapıyoruz. Hani kan kusup kızılcık şerbeti içeriz diye bir laf vardır. Dışarıya karşı herkesin yanında dövüşmeyiz de evimizde dövüşürüz. Ama dışarıda otururuz işte karı koca. Evet. Şimdi o komşuların böyle söylemesi illaki onların da yalan söylediği anlamına da gelmez. Babanızla kardeşiniz arasında bir tartışma yaşanıp yaşanmadığından emin misiniz?
tartışma şöyle bir tartışma. Traktör alıyor babam. Ama kadın o kadar ısrarla araba istiyordu ki traktörü ve arabayı aynı anda alıyor. Ama hiç parasız, yani kredi çekiyor ya da borçlanıyor. Kardeşim de ona diyor ki babamla kardeşimin ortak bir de şirketleri var. Ödemeleri kardeşim yapıyor. Yani niye baba bunları ikisini, yani birini ödeyelim ondan sonra al, niye ikisini birden alıyorsun gibi bir şey tartışma. Ya bunun mirasla hiçbir alakası yok yani. Yani şöyle düşünüyorum. Eğer hani evde anne de bu mirasın kendisinden babanız ölmeden önce dağıtacağını düşündüyse. Hayır, babamın böyle bir düşüncesi yoktu yani. Böyle bir düşüncesi yoktu. Yok, kesinlikle yoktu. Bakın şimdi Aydoğan Bey telefondayken bir şey soracağım, izin verirseniz. Buyurun Aydın Bey, bizi dinliyorsunuz değil mi? Evet, dinliyorum. Peki siz biliyor musunuz, babanızla abinizin arasındaki herhangi bir tartışmadan haberdar mısınız? O ablamın bahsettiği tartışma yani olaydan bir sene, bir buçuk sene önce falan olmuştu. Ben de oradaydım. Ya konuyla alakası yok. Ama diğer komşularınız öyle söylemiyor yani, o orada diğer yaşayanlar. Nasıl söylüyor? O diğer komşuların söylediği birçok şey var. O birçok şeyi zaten Nihal söyletmiş. Hepsi ifadesini değiştirdi savcı yakalarına binince. Ya bize Nihal söyledi, Nihal size şöyle dedi, Nihal şöyle yaptı. Bir sürü ifadeleri var. Belki bunda Nihal söyledi. Belki tabii. Anlıyorum. Ben Aydın Bey'e bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Aydın Bey, evet. Olaydan birkaç saat önce siz askerdeyken babanızla bir telefon görüşmesi yapıyorsunuz. Evet. O telefon görüşmesinde bak işte oturuyoruz, kardeşin de burada, Nihal ablan da burada diye yumuşak bir konuşma geçiyor aranızda. Evet. Öyle değil mi? Evet. Şimdi bu telefon görüşmesinden bakıldığında babanızın Nihal'le arasında herhangi bir soğuk hava olduğuna dair bir bilginiz var mı? Ya babam zaten ne kadar soğuk hava olursa olsun yumuşatmaya çalışıyordu. O babama ne hakaretler ediyordu, babam yani hiç ağzını dahi açmıyordu. Babam hiç yani onunla tartışılacak bir insan dahi değil. Başa çıkılacak bir insan değil. Anlıyorum. Yani babama neler neler diyordu, babam hala gülüyordu, şey yapıyordu. Ama çünkü bir yani, de şu var Aydın, şey Aydıncığım. Evet. Bir de sen de Nihal'le konuşuyorsun o telefon konuşmasında. Konuşuyorum. Evet. Yani sözü edildiği gibi evin içinde büyük bir tartışma, büyük bir kavga, bir soğukluk, aranızda bir görüşmemezlik yok yani. Abi ya, ben askere gitmeden zaten onunla konuş, ben askere gitmeden bir ay ablamda kaldım. Beni zaten evde istemiyordu. Kim istemiyordu? Kadın. Ya bu çocuk diyordu ya ben diyordu. Peki sen ne diye telefon konuşması yapıyor o zaman Aydın? Askerlik psikolojisi çok değişik bir şey. Yani ben onunla askere gittim de ben telefon dokümanlarından baktım. Belki 100 sefer aramış, belki 200 sefer aramış. Ben onun telefonlarına çıkmıyordum, konuşmuyordum. Ve onunla telefonda konuşurken ağlayarak konuştum. Askerde insan kimi arayacağını, kimi ne diyeceğini hiç bilmiyor. Yani ağlayarak konuşan sen misin, Nihal mi? Ben. Nihal ağlamaz ki. Nereye alacak onda? Ne var? Duygu yok ki. Yani ben evimi özlediğim için diyor. Hani onlarla... Ben onunla küs gittim. Elini öpmeden gittim. Burada konunun komşunun, babamın, kardeşinin herkesi öperek gittim. Ellerini öperek gittim. Onun yüzüne dahi bakmadan, vedalaşmadan gittim. Bu benim içime oturdu. Konuşurken de ağladım. Peki Aydın, sen hani o evde yaşıyordun. Ve evet. Üvey annenin başka bir biriyle ilişkisinden hiç şüphelendin mi? Yani şüphelendim mi? Şüphelenmedim. Yani çünkü çok uyanık birisiydi. Gece yarısı telefonlar geliyordu. Yok seni arıyorlar, yok onu arıyorlar. Şöyle böyle telefonu açık bırakıyordu. İşte rahatsız olmayalım diye. Telefonu açık bıraktığını söylüyordu. Benim hiç aklıma öyle bir şey... Ben hiç babama kondurmadım çünkü öyle bir şey. Nasıl yani babana? Yani ben babamın yani... Nasıl yani bir insan koca karısının babamı aldattığını düşünemedim. Yani çünkü babama yakıştıramadım. Yapamaz diyordum yani. Çünkü babam öyle bir şey hak eden bir insan olmadığı için çok hiç öyle şeyler aklıma gelmedi. Baba. Yani Aydın şüphelenmemiş yani böyle bir olayda. Hiç kimse şüphelenmemiş. Hiç ihtimal de vermemiş, konduramamış da. Bir tek o beraber olduğu kişinin eşi şüphelenmiş, evet, mesaj yakaladığı için. Başka da kimse şüphelenmemiş o zamana yani kadar. Yani babam böyle bir şeyde onu yakaladığı anda bırakırdı onu. Ve bu onun için ne demek? Mirastan hiçbir şey alamaz. Ya babam onu... Onun istediği maldı zaten. Yani o maldan bir şeyler almaktı. Emeline de ulaştı. Emeline de ulaştı derken? Dışarıda. Bu hanımefendinin ilk evliliği miydi yoksa? İlk evliliği. Daha önce bir çoluk yani çocuğu... Geçmişini bilmiyoruz. Yani çocuğu mi? Yok, resmi evliliği yok.
Ve işte bu traktör ve araba meselesi 2007 yılının Mart ayında babanıza bir traktör ve kamyonet satılıyor. Evet. Traktörün devrini veriliyor. Ve Necmi Işık kaybolduktan bir gün sonra Eşref, evet, kardeş. Diğer kardeşiniz, evet, aramış kendisini, o traktörü veren kişiyi. Babam o tarafa geldi mi? Arabanın devri için akşam ahıra çıkmış, sonrasında kaybolmuş demiş. Bu nereden ortaya çıkmış? Yani arabanın devri için çıktığı meselesi nasıl ortaya çıkıyor? Bütün bu yönlendirmeleri kadın yapıyordu zaten. Mesela bir yıl önce de Doğan'ın bir trafik kazası var. Arife gecesi kurban satmaya giderken traktöre motosikletli birisi çarpıyor ve adam ölüyor. Hani o olabilir mi dedi, oraya yönlendirdi. Yok arabayı üzerine alamamıştık, onlar yapmış olabilir mi dedi, oraya yönlendik. Yani bizi hep kadın yönlendirdi oralara. O yüzden yani yönlendirdi. Siz o yüzden gidiyorsunuz. Evet, evet. Ve daha sonra buraya gelmediğini söylüyor. Üçüncü günü, yani Necmi Işık'ın kaybolduğun üçüncü günü, Necmi'nin eşi beni cep telefonundan arayarak aracın devrini vermeyenler kocamı kaçırmış olabilirler mi diye sordu. Ertesi gün, yani dördüncü gün beni tekrar arayarak bu aracın, kamyonetin devrini alabilir miyiz, bir pürüz var mı diye sordu. Ben de aracın devrini alırız ya da paranızı iade ederiz. Aynı ya da aynı model bir araç alırız. Güvencen benim, endişelenme dedim. Şimdi evdeki konuşmayı yaparken ben de evdeydim. Telefonda dedi ki gelsem arabayı üzerime alabilir miyim? Ama o şahıs mahkemede... Peki siz o zaman şaşırmadınız mı? Şaşırdık yani, ama kadın zaten... Yani oğlu 4 gündür, kadının da şimdi açıp kamyonetin devrini mi soruyorsun demediniz mi siz? Ya 3 gün sonra benimle miras kavgası yaptı. Bana dedi ki bu malın yarısı benim. Eşref'in oturduğu evin bile yarısını alacağım dedi. Dükkanın yarısını da alacağım. Ben şöyle düşündüm, yani babam çıkıp gelirse ya ben 2 gün ortadan kayboldum, siz benim malımı mı paylaşmaya kalktınız der diye düşündüm. Yani uzatmadık. Yani onu terbiyesizliğine verdik. Hep böyleydi çünkü. Geldiği günden beri mal istiyordu. Her zaman yaptığı yani şey. Yani ben tamam anlıyorum. Babanız kaybolmuş da hani oğlu yok ya, kendi öz oğlu. Ben aslında hani oğlanın da üvey oğlu olduğunu sanıyordum. Oğlundan hiç bahsetmedi. Hep eşim benim için daha önemli. Eşim benim için daha önemli. Agah'ın adını hiç anmadı. Hatta bando takımındaymış Agah. Üniformaları sandalyede asılı. Dediler ki anne etkilenmesin, kaldırın bunu, ama annenin hiç umru bile değildi ya. Tabii bunlar sizin iddialarınız. Eğer bizi dinliyorsa üvey anneniz, bağlanıp o da bu konudaki iddialarınızı yanıtlayabilir. Çünkü bunlar yanıtlasın, tabii sizin... Yani katil dışarıda diyor, katiller dışarıda diyor. Biliyorsa, o değilse kim olduğunu söylesin o zaman. Kim yani, babamı kim öldürdü? Aslında tabii yani bütün bu soru işaretlerinin aslında... cevabını verebilecek kişi Nihal Hanım. Evet. Çünkü hani burası bir çiftlik ya da kardeşiniz girebilir. Değil mi? Aydın Bey girebilir köpeklerin yanına. Evet. Ya da diğer erkek kardeşiniz girebilir. O çok sık gelmiyordu, giremez. O yani da mı giremez? Giremez. Ama Aydın Bey girebilirdi. Doğan girerdi, evet. Evet. Doğan orada yaşadığı için. Orada yaşadığı için. Evet. İşte evde çalışan kişi köpeklerle haşır neşir olduğu için girebilir. Başka kim girebilirdi oraya? Ya da hani o köpekleri birinin bağlaması lazım ki... Dışarıdan yani ön taraftan hiç kimse gelemez çünkü köpekler hemen hücum eder, ama arka taraftan gizli bir şekilde girilebilir, yani birileri girebilir arkadan. Arka taraf dediğiniz? Yani ahırın arka kısmından, çünkü köpekler o tarafa, şimdi önde ev var, evden sonra işte samanlık, ahır daha arkada kalıyor. Köpekler evin önündeler genelde, oradan giriş oradan olduğu için kimseyi sokmazlar, ama arka taraf daha karanlık. Oradan girilebilinir yani. İsterse girer. Arka taraftan ayrıyeten bir giriş kapısı mı var? Hayır, ahırın var. Evet. Ahırın arka kapısı var. Ahırın? Evet. Bu cesedin bulunduğu, evet, yeri mi, evet, kastediyorsunuz? Evet, evet, tam orası. O. Ama şimdi köpekler...